Şimdi bu konuşmada da aslında bahsedildi. Hayali olanlar var. Ona sıkı sıkı sarılıyorlar kendi bencil çıkarlarına. O daha hızlı ve daha çabuk oraya götürebilecek başka bir şeyin hayal orta olmakta zorlanıyorlar. O kanser hücresi gibi. Şimdi davet edeceğim kişi iki tane özelliği var bizim için. Birincisi hayal ortağı olabilme kabiliyetinin çok yüksek olması. İkincisi de hızlı. Biz bu bilim projesine başlarken abi dedik biz bilimle ilgili bir şeyler yapmak istiyoruz. İlk de böyle bilim seti geliştir geliştireceğiz ve bunu da çocuklarla seansını yapmak istiyoruz. Çok güzel olur dedi. Bizim Tonya'da başlayalım, Trabzon'da ilk biz destek verelim. Sonrasında abi bilin deneyin bunu daha büyük kitlelere yaymak istiyoruz dedi. Tamam dedi. Hemen yapalım. Bilim müzesi hani en son teknolojiler orada sergilensin. Gençler oraya girip onu tecrübe edebilsinler. Verdiği cevabı zaten tahmin ediyorsunuzdur. Hayal orta olabilen bir hayal ortağımız, önümüzü açan bir hayal ortağımız. YGA'ya hızlı diyor ama hız konusunda kendisiyle yarışamayız. Hemen aksiyona geçme, harekete geçme noktasında. Ama onun bir avantajı var. Kendisi Karadenizli. denizli. şimdi onu ona özgü bir şekilde davet etmek istiyorum. YGA hayal ortağı, TAV'ın CEO'su Sani Şener. Evet, sahneye hoş geldiniz. Esat. Herkese merhabalar diliyorum. YGA ile tanıştığımız 5 sene öncesine gidiyor. Hakikaten e, biz de YGA'ya çok destek veriyoruz. YGA'nın hayal ortağı olma, olmasımız bizim için gurur kaynağı. Çünkü neden? Türkiye'de biliyorsunuz, ee, gençlerin, yani sizlerin nüfusu, 30 yaşın altında olanların nüfusu yüzde 60. Bu aslında baktığınızda tabii ki çok önemli bir rakam. Ama iş bulamazsanız o gençlere, istihdam yaratamazsanız maalesef çok büyük dezavantaj oluyor. İş bulabilmek için de girişimciliği desteklemeniz lazım ve iyi insan kaynaklarına sahip olmanız lazım. İyi insan kaynakları demek iyi eğitimden geçiyor ve bilimsellikten geçiyor. Bilim nedir? Bilimi ben şöyle tarif ediyorum çok genel anlamda. Diyorum ki 13,5 milyar yıl önce büyük bir patlama olmuş. Bu patlamayla birlikte madde, enerji, uzay ve zaman ortaya çıkmış. Bununla ilgilenen, bunun hikayesiyle ilgilenen bilime fizik diyoruz. Oradan 300, 384 bin yıl sonra ise Dünya soğumaya başlaması ile birlikte maddenin içinde atomlar oluşmuş. Bununla ilgilenen bilime kuantum fiziği diyoruz. Bu atomlar daha sonra aralarında birleşip molekülleri oluşturmuşlar. Bunun hikayesini anlatan bilime de kimya diyoruz. Bu, organiz, bu moleküller zamanla organizmaları meydana getirmişler. Bu hikayeyle ilgilenen bilime de biyoloji diyoruz. Bütün bu bilimlerin arasındaki lisan da matematik. Matematik de bu bilimlerin birbiriyle iletişimini sağlıyor. İletişim o kadar önemli ki demin Mehmet Toner hocam anlattı. Yani kendi bulmuş olduğu ekibiyle birlikte bulmuş olduğu o kanseri önceden tanıma cihazında mesela akışkanlar mekaniğinden bahsetti. Ben makine mühendisiyim. Masterımı İngiltere Sussex Üniversitesi'nde akışkanlar mekaniği üzerine yaptım bir makine mühendisliği konusudur. Ama bakın damarlardaki kanın akışını akışkanlar mekaniğiyle birleştirip orada çalışmışlar. Genetik mühendisliğiyle çalışmışlar. Bu akışkanlar akışkanlar mekaniği mühendisliğiyle çalışmışlar. Biyologlarla çalışmışlar. Bu artık dünya bundan sonra benim mesleğim sadece şudur deme zamanını açtı. Çünkü korkunç bir büyük büyük veri var. Bu büyük veri lafı big data diyorlar ya ben buna pek kullanmıyorum. Ben smart data diyorum. Akıllı data, akıllı veri. Akıllı veri çok önemli. Bizler akıllı veri peşinde koşarak iletişimi sağlamamız gerekiyor. Şimdi bakın biz havalimanı işindeyiz. Havalimanlarında dünyada 17 ülkede 76 tane havalimanındayız. Dünyanın da en büyük havalimanı işletme firmasıyız. En büyük inşaat firmasıyız havalimanı Ondan sonra da dünyanın Aeroport deparı ortağımızla birlikte en büyük havalimanlarını işletme firmasıyız. 17 ülkedeyiz. 17 ülkenin ticaretiyle uğraşıyoruz. Ticaret hukukuyla uğraşıyoruz. İşçi kanunlarıyla uğraşıyoruz. 17 ülkenin başbakanı, bakanı, sivil havacılığıyla uğraşıyoruz. Bunlar hakikaten çok zor, kompleks, karmaşık işler. Bunları nasıl yapıyoruz? Bunları demin söylendiği gibi iletişimle yapıyoruz. İletişim iletişim o kadar önemli bir hali haline geldi ki bundan sonraki hayatınızda siz şunu diyemeyeceksiniz. Ben 18 ile 22 yaş arasında şu okulda, şu bölümde okumuştum. Böyle bir şey yok. Yani tamam, bir üniversiteleriniz var. Yani marka üniversiteler var. Bunu kabul etmek lazım. Boğaziçi'dir, İstanbul Teknik'tir, Orta Doğu'dur, Hacettepe'dir, Koç'tur. Marka üniversiteler var. Ama bu üniversiteleri bitiriyorum diye, Anadolu Üniversitelerinden ki burada gelen çok arkadaşlarımız var. Onlardan büyük farkı olacağınızı kimse zannetmesin. Çünkü hepinizin diplomalarınızın geçerlilik süresi 4 yıldır. 4 yıl sonra o ilk marka üniversite olayı biter. Biz 55 bin kişi çalışıyor TAV'da. Biz ondan sonra sadece sizin yaşamın öğrencisi olduktan sonra, yani üniversiteyi bitirip yaşamın öğrencisi olduktan sonra ne yaptığınıza bakarız. Bu bizim için çok önemlidir. Yani 18 ile 22 yaş arasında bitirmiş olduğunuz ne üniversitenin adı ne de bölümün adı sizin 40 yıllık iş hayatınızı kesinlikle etkileyemez. Devamlı, devamlı kendinizi yenileyerek, devamlı iletişim halinde olarak ileriye doğru kendinizi değişimlere doğru göndermeni, götürmeniz lazım. Nasıl götüreceksiniz? Bir Hintli matematik profesörü diyor ki, Uzmanlık konunuz ne? İşte inşaat mevsini bitirdiniz. Veya tarih okudunuz. Veya hukuk okudunuz. Bunlar diyor beyninizde bir nörondur. Yani diyor ki bunların rengi kırmızı olsun. Yani sizin uzmanlık alanınız kırmızı. Beyninizde. O uzmanlık alanınızı geliştirir, geliştirir, geliştirirseniz hep o kırmızılar çoğalır. Halbuki sizin inovasyon yapabilmeniz için, değişik düşünebilmeniz için, yaratıcı olabilmeniz için Başka renklerden nöronlara yön vermeniz lazım. Nasıl? Mühendisseniz tarih okuyacaksınız. İlk çağ tarihi okuyacaksınız. Rönesansı okuyacaksınız. Sanatla geleceksiniz. Müziği bileceksiniz. Bir müzik aleti çalacaksınız. Bunlar beyninizde çok değişik renklerde nöronlar yaratır. Ve ondan sonra bu nöronlar birbirleriyle iletişime geçip müthiş fikirler ortaya çıkarırlar. Şimdi hep iletişimden bahsettim. Size bir e, anımı anlatayım. E, biz e, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda iki tane pist var. Üç pist var da yön olarak iki tane pist var. Biri e, Ataköy'e doğru, böyle arkası Ataköy'e alan pist. Biri de denize doğru, Sefaköy'e doğru olan bir pist. Uçaklar rüzgarın içine doğru iner, içine doğru kalkar. Yani arka rüzgar çok önemli arka rüzgar 10 natı 10 mili geçti mi hemen uçağın yönünü değiştirmeniz lazım. Bizim de şöyle bir sıkıntımız vardı. Bundan 6-7 yıl önce. Uçaklar Ataköy üzerinden inince demek ki güneyli rüzgarlar esiyor. Buradan kalkacak uçak da Marmara Denizi'ne doğru kalkması lazım. Ama bu uçak bir pas geçerse burada geçen uçakla çarpışabilir diye bu uçakların iniş sırasında araları açılırdı. 8 mile kadar. İner çıkar pistten öbürü kalkar öbürü ondan geriden gelir. Böylece biz günde 650 uçak indirip kaldırabiliyorduk. Çok ciddi sıkıntı oluyordu. Uçaklar havada bekliyordu, ya yerde pistte bekliyordu, pist başında bekliyordu, taksi yolda bekliyordu. Biz Türk Hava Yolları en büyük müşterimiz hava yolunu havalimanı kullanan devlet hava meydanları işletmesi kule ve hava trafik kontrolü onlara bağlı ve biz üçümüz bir araya geldik. Üçümüz bir araya geldik konuşuyoruz. Fakat hep böyle yönetim kurulu başkanları, CEOlar geldik, olmadı. Yani ben dedim ki bizim yapacağımız kaptanla, kaptanla kuledekini konuşturmak. Biz kaptanla kuledekini konuşturursak ancak bunu, bu iletişimi sağlayabiliriz. Hakikaten kaptanla kuledekileri konuşturduk, onları çağırdık, aynı toplantıda. Ve çok basit olarak kaptan dedi ki kuledekine, ya ben Hitrova, arka rüzgar 20 olarak iniyorum da niye Atatürk Havalimanı'na arka rüzgar, onla iniyorum dedi ve Kule dedi ki bu eski bir kural biz bunu değiştirebiliriz ama amirlerimizin okey vermesi lazım. Amirler orada okey verdiler. İnanın bu kadar basit. Sadece ikisinin konuşmasıyla birlikte ve buradan inerken buraya doğru kalkma başladı. Ve bununla biz bugün Atatürk Havalimanı'na 1500 uçak indiriyoruz. Altyapıda hiçbir ilave olmadı. Hiçbir pist ol, e, e, değişmedi. Ama biz bunu indirebiliyoruz. Yani bu nedir? Bu tamamıyla bir iletişimle ilgili Konuşma ile ilgili bir hadisedir. Onun için benim sizlere söyleyeceğim en önemli hadise sadece ve sadece takıldığınız kendi bölümünüz bitirdiğiniz bölümünüzle ilgili hayatınıza yoğun vermeyin. Her şeyi bilmeye çalışın. Bilgi o kadar yoğunlaştı ki, o kadar kolay ulaşılıyor ki. Yani sadece sizinki o dört senenin zaten iki senesinde hemen hemen aynı dersler alıyorsunuz. Bir iki senede almış olduğunuz meslek dersleriyle ömrünüzün yolunu çizmeyin diye ben düşünüyorum. Şimdi bizim bu marka üniversitelerle ilgili konuşmamı ben Anadolu Üniversitelerine çok gidiyorum, anlatıyorum. Size şöyle bir şey anlatayım. Ben Karadenizliyim. Demin arkadaşlar Sadık da söyledi. Şimdi bizim Trabzon'dan bir arkadaşımız, e, bizde çalışıyordu bir ara, e, Boğaziçi Üniversitesi'nde kazanmış. Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmiş, dönüşte Trabzon'a gelmiş. E, tatil, orada kahvede oturuyor. Ona demişler ki, e, uşağım hangi üniversiteye gidiyorsun? O da böyle bir havalı şekilde, Boğaziçi demiş. Peki demiş, hangi bölüme gidiyorsun? Uluslararası ilişkiler demiş. Ha, nakliyat demiş. <laughs> Şimdi yani... E, <laughs> Bu benim çok e, bununla ilgili anlattığım bir anımdır. Yani e, sizin kesinlikle marka üniversitelere girenlerin hakkını da yemiyoruz. Çünkü onlar da çok başarılı, çok emek vererek oraları kazanmış insanlar ama bu onlara bir given değil. Yani onunla birlikte hayatları hep başarıyla gidecek diye bir hadise göremiyoruz. Şimdi ben e, demin hani bilimin tarifinde madde, e, e, enerji ee, uzay ve zaman çıktı dedim o patlamadan sonra. Zaman nedir? Aslında zaman Allah'ın hepimize eşit dağıttığı tek şey. Zaman konusunda hepimiz eşitiz. Zamanı biz insanlar e, böldük işte 365 gün 24 saat 12 ay. Aslında güneş doğuyor, güneş batıyor, güneş doğuyor, güneş batıyor. O arada biz ne yapıyoruz? Bu çok önemli. Bu zamanı yönetmeyi hep biz iş adamları söyleriz. Zamanı iyi yönetmeniz lazım. Aslında zaman yönetimi diye bir şey yok. Enerji yönetimi var. Kendi enerjinizi nasıl yönettiğiniz hadisesi çok önemli. Ve zamanın bir önemli kısmı da zamanı yakalamak. Zamanı yakalamak. Nedir bu zamanı yakalamak? Bakın bir araştırma yapılmış. Dünyadaki en zenginler dünya kurulduğundan bu yana dünya kurulduğundan bu yana Kleopatra 21. mesela mısır kraliçesi vardı ya o 21. Burada ilk 10'da veya ilk 15'te baktığınızda hep Amerikalılar var. Ama şöyle bir tesadüf var. Bu Amerikalıların yarısı 1834-1835 doğumlu, diğer yarısı da 1955-1956-57 doğumlu. E şimdi bu bir tesadüf mü? Kesinlikle değil. 1834 35 doğumlu olanlar, işte Rockefellerler, J.P. Morganlar, ee bunlara baktınız. Andrew Carnegie, Bunlara baktığınızda bunlar 30 yaşına geldiğinde sanayi devrimini yakalamışlar. 1860'larda. Yani trenin, buharlı trenin filan icat olması, yapılması bunları yakalamışlar. 1955-56'lara baktığınızda işte Steve Jobs, Bill Gates, Paul Allen, John Boyd onlara baktığınızda onlar da 20 yaşına geldiğinde kişisel bilgisayar icat olmuş. Onlar da çok akıllı, çalışkan, odaklanan insanlar buna konsantre olmuşlar ve onlar da o yolda gidip dünyanın en büyük firmalarını kurmuşlar. Şimdi sizin dönem geldi. Sizin dönem. Dünyada şu anda üç tane sanayi devrimi oldu. Bir tanesi işte bu bahsettiğim birinci sanayi devrimi buhar makinelerinin icadı. Yani kas gücünden e, mekanik güce artık geçiş. İkincisi e, elektrik. E, üçüncüsü 1960'lardaki internet ve bilgisayar devrimi. Şimdi dördüncüsü de dijitalizasyon. Bu da size denk geldi. Yani sizin bundan sonra dijital dijitalizasyondaki zamanı yakalamanız gerekiyor. Tav da zamanı yakalamakla kurulmuş bir firmadır. 1997'de e, Atatürk Havalimanı ihaleye çıktığında yap işlet devret ihalesine inanın biz yap işlet devret nedir diye bilmiyorduk bile. Ama biz kalktık e, girdik ihaleye ve ihaleyi kazandık. Çok da değişik bir e, şekilde kazandık. Değişik bir düşünceyle. Yani ee, siz e, 30 ay e, inşaat süresi veriyor Onun üstüne işletme süresi atıyorsunuz Biz 3 yıl 8 ay 20 gün attık Bizden başka herkes yıl ve e, ay attı 3 yıl 9 ay, 3 yıl 10 ay, 3 yıl 11 ay Biz bunu yakaladık Ufak bir değişik düşünceyle de işe aldık 10 günle kazandık 10 günle kazandık ve tavı bugünlere getirdik Nasıl getirdik bugünlere? Bir kere bir, müthiş bir insan kaynakları ile getirdik Yani ondan ben bu YGA konusuna o kadar o kadar önem veriyorum ki çünkü insan kaynakları hepimizin en önemli sermayesi. Biz insan kaynaklarında tavda size örnek vereyim. Ne yapıyoruz? 3 grup var bizim. Bir A takımı var. Bu A takımı bunlar hani çok iyi giyinirler, çok iyi ilişkileri vardır. Dünyanın her yerinde en büyük firmaları tanırlar, onların yöneticilerini tanırlar, çok iyi restoranları bilirler. ilişkileri çok iyidir. İşi bilirler, çalışkandırlar, zeki çocuklardır, sosyal zekaları çok yüksektir. Bunlara alt takım diyoruz. Bir tane altın yakalılar vardır. Bu altın yakalılar, işte dediğim gibi böyle doktora yapmış, master yapmış, araştırma geliştirmede genellikle IQ'ları çok yüksek olan arkadaşlar vardır. Yani altın bunlara da altın yakalılar diyoruz. Onun dışında da bir de kızıl deriler vardır. Bu kızıl de bizim şantiyelerimizde 24 saat çalışan ve veya havalimanlarımızda 24 saat çalışan e, insanlardır. Nedir bu insanlar? Mesela bu Kızıldere'lilerden bir tanesi bizim Dubai'deki, Dubai çok güzel bir şehir biliyorsunuz, çoğunuz görmüşsünüzdür belki. Dubai'de e, proje müdürü, muazzam bir şehirde. Biz Fizan Havalimanı'nı aldık, Tib e, şeyde Libya'da. Fizan Havalimanı'nı aldık, e, bu adamı oraya göndermek istiyorum proje müdürü olarak. Arattık bunu, genel arattım bunu. Geldi, Sani Bey de çağırıyor deyince bu çok korkmuş ne oluyor diye. Geldik bunu aldık genel müdürüne, İstanbul'un böyle iyi bir restoranına götürdük. Bu iyice heyecanlandı. Oturduk dedim ki ya seni Dubai'den alıyoruz. Bu ne oldu abi bir hatamız mı oldu dedi. Yok dedim ya seni Fizan'a yollayacağız dedim. E, dedi ki e, Fizan neresi abi dedi. Oranın adı da Sepa. Dedim tripoline şöyle biraz üstü. Ondan sonra, peki dedi, Tripoli'ye bin kilometre, Sahra Çölü'nde. Ondan sonra geldiği arkadaş tam üç gün sonra Sepa'daydı. Fizan'a gitmişti, üç gün sonra. İşte bunlara da kızıl Kızıldere'liler diyoruz. Ben kendileri Libya'da halk isyanı başladı. Ee, halk, yani Biz havalimanındayız, bizim arkadaşlarımız havalimanında terk edilmeleri lazım. Ben bizzat e, arada bir arkadaş sormuştu liderlik nasıl bir şey diye. Dedim ki yani Libya'da mesela 4000 bin işçimiz vardı. 250 tane Türk mühendisimiz vardı. Ben kendim bizzat gidip e, Tunus'a gittim. Oradan 5 tane uçak yollayıp bütün Tunusları aldırdım şey olarak ve ondan bizim Türkleri de çıkarttım. İtalya'dan feribot tuttuk, götürdük. 4000 işçiyi aldık Malta'ya getirdik. Oradan ülkelerine yolladık. Taylandlı ve Vietnamlıydı. Liderlik denen hadise böyle oluyor. Yani liderlikte e, hep şöyle derler. Ormanı yönetin derler. E, liderlikte bilmediğin ağaçları yani ağaçlarını bilmediğin ormanı Yönetemezsin derimden. Onun için biz aslında insan kaynaklarındaki bu entelektüel sermayemize çok güveniyoruz. Bakın Tav'ın bizim yönettiğimiz şirketin bugün değeri 2 milyar dolar. Ama bizim hiçbir, hiçbir mal varlığımız yok. Ne bir arazimiz var ne bir binamız var. O yönettiğimiz binalar Esenboğa Havalimanı, Atatürk Havalimanı, Bodrum Havalimanı işte dünyanın diğer yerlerindeki havalimanları, hepsi oranın ülkenin devletlerinin. Biz çünkü yapıştırıp devlet yapıyoruz. Ama bizim fiziksel sermayemiz sıfır olmasına rağmen, yani bizim makam arabalarımız bile kiralık, Hiçbir şeyimiz yok. Vallahi. Ama bizim bizim e, entelektüel sermayemiz, bilgi sermayemiz ve sosyal sermayemiz. Yani tanıdığımız sizler, sizler hem bir entelektüel sermayesiniz hem sosyal sermayesiniz. Network'ümüz o kadar yüksek ki bizim değerimiz 2 milyar dolar. Yani demek ki bilgi sermayesi ve sosyal sermaye her zaman her zaman fiziksel sermayenin daha önüne geçtiği bir dönemleri yaşıyoruz. Şimdi Girişimciliği çok anlatıyorlar. Ya yani siz zaten baktığınızda ne olacaksınız? Ya devlet memuru olacaksınız ya özel sektörde profesyonel olarak çalışacaksınız ya akademisyen olacaksınız ya da girişimci olacaksınız. İşte girişimciliğe çok destek oluyor insanlar. Çünkü Türkiye gibi ülkelerde, nüfusun genç olduğu ülkelerde ciddi e, girişimler olması lazım. Ciddi girişimlere destek olunması lazım. YGA işte kendi girişimlerini yapıyor. Yani sizlerin arasından seçilen pırıl pırıl arkadaşlar burada bizlerin de destekleriyle bu girişimleri çok iyi yerlere getiriyorlar. Girişimci nedir? Girişimci başkasının düşünmediğini düşünen ve onu ticarileştirmeye cesareti olan insandır. Bir kere başkasının düşünmediğini düşüneceksin. Ya yani taklit etmeyeceksin. Taklit edersen zaten sonunda başarısız kesinlikle olacaksındır. Onun için başkasının düşünmediği bir şeyi düşündüysen o dediğim gibi çok çok okuyup, çok bilip big data veya smart data, akıllı datadan, veriden faydalanıp onları birleştirip kafanda bir şey çakıyorsa ve o onu kimsenin düşünmediğini görüyorsan ve hiç korkmayıp onu piyasaya e, sürebilecek cesaretiniz varsa biz buna girişimcilik diyoruz. Şimdi biz Atatürk Havalimanı'nı aldık. Atatürk Havalimanı'nı aldık. E, başladık. İşte arkasına Esenboğa'yı aldık. Daha kimse uyanmadan. Çünkü öncüler her zaman çok iyi para kazanırlar. Ama aynı zamanda da çok zahmet çekerler. Havalimanı özelleştirilmesi dünyada bir tek e, e, Hitro, BA özelleştirilmişti. İkincisi Türkiye'de başladı özelleştirmeler. Biz başladığımızda oraya aldık buraya aldık e bizde pek para yok. Yani e, ortaklarda bizde para yok. Biz bayağı borçlandık. 450 milyon dolar borçlandık. Yani diğer borcu kredilerle alıyoruz ama 450 milyon dolar borçlandık. Biz dedik ki ne yapalım? Ne yapalım? E, halka açılalım diye böyle bir düşündük yönetim kurulunda arkadaşlarla şey yaptık. İyi halka açılalım dedik. Ben de Reuters ajansı gelmişti. Onlara dedim ki sağ e, karşılacağız. Böyle yani bir laf ettim. Ertesi gün beni e, Herald Tribune'de çıkmış. Şu kadar ama, şu kadar yani gazetenin altında. Türkiye'de TAV diye bir firma, halka açılacağım diyor. Beni hiç unutmam, İsmi Mümtaz Kağan, Bahreyn'den bir adam aradı. Adam dedi ki, merhaba merhaba, e, buyurun. Neydi? Ben derisinin şirketine hisse de satın almak istiyorum. Ben de niye dedim. E, dedi ki ya biz fonuz dedi. Ben fonun ne olduğunu anlamadım. Ondan sonra e dedi e, sizden de şirketten dedi yatırım yapacağız sonra işte halka açılacağız dediğiniz filan fışmeken adam benim anlamadığımı anladı. Dedi ki ben Türkiye'ye gelip anlatabilir miyim? Dedim buyurun. Geldi adam. Adam anlattı. Hızla anladık zaten. Hemen anladık konuyu. Dedim ki %5'e şey, 75 milyon dolar. Nereden biliyorsun dedi? Dedim ki bizim şirketin değeri 1,5 milyar dolar. Peki dedi e, ya dedi halka arz ettiğinde 1,5 milyar dolar çıkmazsa ne olacak dedi? Ben de dedim ki o zaman dedim bak parayı kullanacağım ya paranı geri veremem. Ama dedim sana fazla hisse veririm. Hisseni artır. Kabul. Buna yüzde beş sattık. Anlaşma yaptık ama ben hala inanmıyorum. Bir bir on gün sonra filan küt 75 milyon dolar geldi. Ana acayip hoşumuza gitti. De, de, dedim ki dedim ki bundan bir tane daha yapalım. biz bundan bir tane daha yaptık. Bir 75 milyon dolar da küvetlere sattık. 1.75 milyon dolar %5 yine şeye sattık. Ee, Avustralyalı Bob Cope Brown diye bir fona sattık. 2008 öncesi bunlar, krizden önce. Milletin kulaklarından dolar fışkırıyor. İşte zamanı yakalamak bu. Ee, sattık, 75, 75, 75, 225, 225 kaldı. O sırada tabii bu piyasada duyuldu. Gold, Goldman Sachs geldi, Amerikan bankası, dünyanın en büyük bankası. O tabii gelince bizim diyecek hiçbir şeyimiz yok. Burada ne oluyor dedi. Dedik işte biz böyle böyle bir şeyler yapıyoruz. O <laughs> ondan sonra ben de alacağım dedi. E, al abi dedik. <laughs> bir %15'te de ona sattık. Ee, e, ve 450 milyon dolar bulduk. Küt diye 450 milyon doları halka e, temizledik şirketi. Pırıl pırıl yaptık. Gittik halka arz etmeye. Bütün dünyayı dolaştık. Şirketi anlattık. Girişimcinin en önemli konusu hikayesini, şirketini çok iyi anlatabilmektir. Biz bunu anlattık. Bakın o onu anlatırken Londra'da size bir hikaye anlatayım. E, show diyoruz biz buna. Böyle 15 gün dünyayı geziyorsun. Dünyada parası olan fonlara kendinizi anlatıyorsunuz. Dakikam bitti bitiriyorum. Kendisi kendinizi anlatıyorsunuz. Biz böyle gidip havalimanına anlatıyoruz. İşte buradan yolcu giderken 15 dolar alacağız, giderken e, dütfride şu kadar harcayacak, reklamlardan bu kadar alacağız, uçaklar inince bu kadar alıyoruz, şu kadar harcıyoruz, İşte şöyle böyle anlatıyoruz, anlatıyoruz. Herkes bir his sağlıyor, işte sonunda halka arz oluyoruz. Bizden önce Londra'da onlar giriyor, çıkıyor, biz giriyoruz onlara. Onlar giriyor, çıkıyor, biz giriyoruz. E, bir grup bu grupta mezarlık satın almış Londra'da. Bunlar da mezarlık şirketini alkarz arz ediyorlar. Bunlar da şey anlatıyor. Bu sene seller olacak, araba kazaları olacak, çok kişi ölecek. Tamam. Bizim e, mezarlığımız çok geniş. İşte bunlar da onu anlatıyorlar. Yani bu o kadar enteresan bir şey. Girişimci. Mezarlığı satın almış, onu anlatıyor. Hikayenizi çok iyi anlatacaksınız. Yani bu hayat yolunda da hikayenizi çok iyi anlatacaksınız. Ben hep şunu söylüyorum arkadaşlar. E, yüreğiniz şarkı söylerse eğer, hayat sizi mutlaka dansa kaldıracaktır. Mutlaka kalkarsınız. Mut, mutlu olursanız kesinlikle başarılı olursunuz. Yani başarılı olup ondan sonra mutlu olmak değil. Mutlu olan her insan başarılı olur. Pozitif olacaksınız. Hiçbir zaman karamsar olmayacaksınız. Ben şöyle diyorum. Eğer güneşe arkanızı dönerseniz bütün gölgeler önünüze düşer. Çevirin yüzünüzü güneşe, bütün gölgeler arkada kalsın. Hepinize iyi günler diliyorum. abiye çok teşekkür ederiz. Ee, Saniye abi, biz de size bir sürprizimiz var. Biz de sizi horona davet edelim. San abinin enerjisini anlatan bir kapanış yapabilir miyiz? Bu şarkı e, e, Karadeniz'in biliyorsunuz rahmetli Kazım Koyuncu'nun e, söylediği bir şarkıydı. Kendisi kanserden öldü. Demi, çok genç yaşta. Demin de kanseri çok konuşuyorlardı burada. Ama onun son şeyi şu olmuştu konserine giderken. Ha kanser ha konser diye. O, onu da böyle andık. Hadi hepinize iyi günler. Çok teşekkür ederiz. Tamam. <laughs> yani abi anlatmak için o kadar söz söyledim keşke direkt bununla böyle davet etseymişiz